Dolandırıcılar 3 tane hasarlı aracı birleştirip otomobil yaptı. Sonra o hurdayı hiç acımadan 2014 model diye sattılar. Yapboz aracı 76.500 lira ödeyip satın alan müşteri gerçeği öğrendiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü. 3 arabadan bir araba yapmışlar. Beyefendiye satmışlar. Demediler ki bize arabanın önü başka, arkası başka. Aslında bu araç hurda. 76.500 lira para verdik. Bildiğiniz part diye tabir ettiğimiz araçlar aslında bunlar. Nasıl yapıyorlar bu işi? İnsanları nasıl böyle dolandırıyorlar? Otomobil değil, adeta yapboz efendim. Önü başka, tavanı başka, arkası başka. Aslında bir otomobil gibi görünse de bu araç 3 otomobilden oluşuyor. Dolandırılmışız daha doğrusu. Yapboz araç mağdurlarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar Osman İrtegül'e 2014 model araç diye aslında hurda sattı. Buraya geldi ki araba arabacılıktan çıkmış, binilecek bir şey değil. O dolandırıcılar Osman amcayı bakın nasıl kandırdı. Tavanı başka bir araçtan gelmiş, bakın eklenmiş. Beyefendiye bunu söylememişler. Ben de özellikle söyledim abi, bak bu arabanın neyi varsa bana her şeyi söyle. Evrada kesinlikle yazmamışlar. Aracı bu şekilde beyefendiye kusursuz diye satmışlar. Arabanın ortadan kesildiğini bize hiç söylemediler. Beyefendiye bu raporu verirken aracın motor kaputuyla sol ön çamulun değişim olduğunu söylemiş. Tavanına orijinal işareti atmış. Aslında bu aracımız 3 parçadan oluşuyor. Biz de dedik ya 125 bin kilometre 2014 modeli, 14 modeli arabaya normaldir dedik. Fiyatı da biraz uygun geldi, şimdi yalan mı söyleyelim? Öyle az buzlu değil, bu perte çıkmış araç için dolandırıcılar 76.500 lira da para istedi. Sadece dedi sırtının boyası orijinal, kenarlara kesilmiş, üstüne işte monte edilmiş. Yani böyle bir yalan dolan olamaz. Burada insanları resmen dolandırıyorlar. Osman amca bu aracı alabilmek için altınlarını bozdurduğu kredi çekti. Gerçekse ekspertiz raporunda ortaya çıktı. Kolumuz kanadımız kırılmış. Arabaya binesimiz de gelmiyor. Bunun içinde kesinlikle herhangi bir can güvenliği yok. Peki aradınız mı Osman abi siz onları? Aradık, telefonlarına ulaşılmıyor. Osman amca yaşadığı bu şok sonrası hukuk mücadelesini başlattı. Onu bu hale getiren dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyor. Evdeki huzurumuzda kalmadı işin doğrusu. Bilmiyorum ne olacak.